Selamünaleyküm arkadaşlar. Çok marketteyim şu an. Yenice böyle plea çiçekleri gelmiş. Çin para çiçeği de deniyor bunlara. Üzerlerinde henüz etiketleri bile yok. Burada çalışanlara sordum. 80 lira olduğunu söylediler. Fiyat biraz yüksek ama seramik saksılarda olduğu için sanırım. Ama gayet güzel, gayet sağlıklı görünüyorlar. Bakın saksıları da şu şekilde bayağı ağır. Elimde zor tutuyorum. Evet arkadaşlar, şu anda balkonumdayım. Bu resmini görmüş olduğunuz zakkum çiçeklerinden böyle birer ikişer dal kestim. Onları nasıl çoğalttığımı, nasıl köklendirdiğimi anlatacağım şimdi sizlere. İlk önce şu güzeller güzeli sardunyalarımı göstereyim çiçeklerini. Açmaya devam ediyorlar. Bakın şurada yaz başında çoğalttığım ceylan gözü sardunyam da çiçek açmış. Evet arkadaşlar, zakkum çiçeği nasıl çoğaltılır? Tohumdan ve böyle daldan ayırma yöntemiyle çoğaltabilirsiniz. Tohumdan biraz tabi uzun süreceği için bu çelikleme yöntemi daha kısa ve daha kolay bir çoğaltma yöntemi arkadaşlar. Ben bunları yol kenarında olan zakkum ağacının dallarından aldım. Kırılmıştı. O kırılan dallarından koparttım. Çok fazla kopartmadım. Çünkü ilk defa deneyeceğim için kıyamadım. Dedim hani köklenmezse ziyan olmasın diye. Birkaç dal, iki dal pembe olandan, iki dal da beyaz olandan koparttım, kırdım. Bir yaşını geçmiş dallar olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bakın bir tanesi şöyle bayağı güzel köklenmeye başladı. Hatta kökünün bir tanesi kırılmış. Ama diğerleri köklenmedi. Sanırım onlar biraz daha genç dallar olduğu için. Ben bunu yaklaşık 1,5 ay önce bu kola şişesinin içine su koyup içine koydum bunları. Bu çelikleri. Ara ara böyle suyunu değiştirdim. Sadece çeşme suyu kullandım. Farklı bir su kullanmadım. Bir aya yakın bir zamanda köklenmeye başladılar. Mutfak camının iç tarafına koydum arkadaşlar. Ve güneş de görüyordu orada. Böyle günde birkaç saat. Bu şekilde sıcak bir ortamda, bakın şişenin içi terlemiş, gördüğünüz gibi boş olan kısmı. Sıcak bir ortamda gayet çabuk köklenebiliyor. Benim pek umudum yoktu. O yüzden dediğim gibi çok fazla almadım. Kırmadım dallarından. Bakın bir tanesi köklendi. Şu üç tanesi köklenmedi arkadaşlar. Hiç kök yapmadı. Bu gayet güzel kök yaptı. Ama ben bunları artık toprağa dikeceğim. Yine bu şişeye dikeceğim. Bu gördüğünüz şişeye toprak doldurup bunların hepsini dikeceğim artık. Köklenmeyenler de şansına, bilmiyorum, belki sonradan toprakta onlar da köklenir, orada tutunur diye düşünüyorum. Bakalım, hep birlikte deneyimleyip göreceğiz inşallah. Şöyle bakın, gayet güzel kökleri. İlk kök verdiği zaman çok mutlu olmuştum, ilk kökünü gördüğüm zaman. Daha sonra böyle çoğaldı. İlk getirdiğimde üstünde çeliklerin çiçekler de vardı arkadaşlar, filizler vardı. Onları kestim çünkü çok fazla gücünü çiçeklere, yapraklara harcamasın diye böyle birkaç tane yaprak koydum. Şimdi bu şişeyi boşaltıp bu suyun hizasına kadar toprak dolduracağım ve içine bu çelikleri de dikeceğim arkadaşlar. Bol gübreli bir toprak dolduracağım ve yine mutfak camının iç tarafına koyacağım. Bakın şöyle toprağını doldurdum. Bol gübreli bahçe toprağı.
Bütün çelikleri de koydum içine. Köklerine zarar vermeden köklenmiş olan çeliği onu da yerleştirdim. Can suyunu verdim. Şimdi bunu dediğim gibi mutfak camının iç kısmına koyacağım. İlerleyen zamanlardaki gelişimini sizlerle paylaşırım arkadaşlar. İnşallah büyüyüp çiçek açtığında görürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.